Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifim var. Şimdi ilk önce yoğurma kabımın içerisine 3 bardak unu ilave ediyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu unun içerisine bir karıştırıyorum. Daha sonra 1 bardak suyu azar azar ilave ederek hamurumu bir toparlıyorum. Şimdi hamuru toparladıktan sonra güzelce bir kıvam aldırıncaya kadar hamuru yoğuracağım. Evet, gördüğünüz gibi hamuru yoğurdum. Yumuşaklığı da bu şekilde. Ve gözlemede kullanacağım iç harcını hazırlıyorum şimdi. Ispanağı önceden yıkayıp hazırladım. İnce ince doğradım. Üzerine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı da tuz ilave edip karıştırıyorum. Bir tane soğanı da ince ince doğradım. Şimdi onu da ilave edeceğim üzerine. Şimdi soğanı da ilave ettikten sonra tekrar bir daha karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi çiğ ıspanaktan yapıyorum arkadaşlar. Çiğ ıspanakla da çok güzel oluyor gözleme. Mutlaka bir deneyin derim sizlere. Ispanakta iki çeşit peynir kullanacağım. Siz arzunuza göre hangi peyniri istiyorsanız ya da hangi peyniri seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. İlk bezemi açıyorum şimdi gördüğünüz gibi. Çok fazla kalın olmayacak şekilde açalım. Azar azar un ilave ederek açıyorum. Ispanağı kavurmadan da gözleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi ilk bezemi açtım. İçerisine eşit bir şekilde ıspanaktan koyuyorum ve elimle dağıtıyorum. Şimdi ilk gözlememde kaşar peyniri kullanacağım. İkincisinde tulum peyniri kullanacağım. Gördüğünüz gibi kaşar peynirlerini güzelce yerleştiriyorum. Gözlemeyi bu şekilde yuvarlak yaptığımın amacının ne olduğunu da sizlere bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım zaman ortadan kesince yarım ay şeklinde iki tane gözleme elde etmiş oluyorum. Bu yüzden bu şekilde yapıyorum. Videonun sonunda göreceksiniz. 3 tane gözleme yapıyorum. 6 tane yarım ay şeklinde gözlemem olmuş oluyor. Bunu da bu yüzden yaptığımı sizlere bir söylemek istedim. Şimdi gördüğünüz gibi diğer yufkayı üzerine kapattım. Ve parmak uçlarımla kenarlarını bastırdım. İsterseniz bir çatalla da bu şekilde böyle şekil verebilirsiniz. Ya da sadece parmak uçlarınızla bastırmamız da yeterli gelir. Şimdi bunu pişirmeye geçeceğim. Gözleme tavasını alıyorum. Ve ocağımın altını yüksek ayara açıyorum. Pişirme esnasında da sıvı yağ kullanıyorum üzerine sürmek için. Altını üstünü de sıvı yağ ile yağlayarak çevirerek alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şimdi diğer tarafını çevirdim gördüğünüz gibi.
Şimdi sıvı yağ ile yağlıyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafını da yağlıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabardı ve pişti. Şimdi servis tabağıma alıyorum bunu. Yakından da bir göstereyim. Bakın ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Pazar kahvaltılar için harika bir gözleme oldu diyebilirim. Videoyu uzatmamak için diğer gözlemeleri açtığımı göstermedim arkadaşlar. Onları açıp hazırlamıştım. Şimdi içerisine ıspanağı eşit bir şekilde koyup dağıtıyorum. Şimdi bunun üzerine tulum peyniri ilave edeceğim. Ama siz daha önce de söylediğim gibi istediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız onu kullanın. Aynı şekilde diğer açtığım yufkayı da üzerine kapatıyorum. Kenarlarının açık kalan yerlerini elinizle çekiştirerek kapatın ve parmak uçlarınızla bastırarak güzelce hazırlayın arkadaşlar. İsterseniz böyle bir çatalla şekil verebilirsiniz. Şimdi bunu da pişireceğim. Buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu da altın üstünü çevirerek pişiriyorum. Pişirme esnasında üzerine sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar. Üç tane gözlemeden ortadan kestiğim zaman yarım ay şeklinde 6 tane gözleme elde etmiş oluyorum. Şimdi videonun sonunda göstereceğim onu da sizlere. Gördüğünüz gibi hepsini pişirdim. Şimdi tam ortasından keseceğim. Bir göstereyim önce. Bakın çok güzel oldu. Benim genellikle yaptığım hamur işlerinden biri diyebilirim. Çocuklarım da eşim de çok seviyorlar. Yuvarlak yapmamın sebebini de sizlere söylemiştim. Şimdi ortadan kesiyorum. İçini de göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Harika bir gözleme oldu. Mutlaka deneyin derim. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Başka güzel videolarda, başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.